selamlar. Geçen videoda meslekler, geleceğin meslekleri, e, üniversitelerin bu konuda biraz yetersiz olmasının üzerine konuşmuştuk. Bugün meseleye biraz farklı bir açıdan bakacağız. Şöyle bir iddiayla başlayacağım. Bence gelecek için hemşirelik doktorluktan daha iyi bir meslek. Nereden mi bunu çıkarıyorum? Sebebi basit aslında. E, doktorluk tabii çok geniş bir tayf ama diyelim ki bir pratisyen hekimlik e, veyahut da <laughs> radyolog olmak gibi alanlar e, temel olarak teşhis alanları bunlar ve bu teşhisi de daha sonraki tedavi önerisi de bir protokola göre yapılıyor. Ve buralarda büyükçe de veri var. Yani Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı çok yüksek veri topluyor buralarda. Veri de var ve doktorlar bu verilere bakarak hastadan alınan çeşitli tahlil sonuçlarına bakarak ki bunlar genel dijital konular hastalığın geleceği konusunda, nereye gideceği konusunda, nasıl tedavi önerilmesi gerektiği konusunda kararlara varıyorlar. Bunlar işte tam böyle yapay zekanın bayıldığı işler. Büyük veri var, protokol var, rutin var. Büyük zeka buralardaki mesleklerin çoğuna rakip. Yani bir doktorun, bir radyoloğun yaptığı işlerin aynısını yapması, hatta daha büyük hafızaya, daha büyük veriye, daha güncel bilgiye sahip olduğu için bunları daha bile doğru yapması mümkün. Buna karşılık hemşirelik oldukça kompleks bir meslek. Ee, bir hemşire hastayla sosyal ilişki kurmaktan, ona fiziksel olarak müdahale etmeye kadar pek çok alanda robotların çok zorlanacağı işler yapıyor veya yapay zekanın. Yani doğru iğneyi nereye vuracağını bilmekten hastayı doğru yöne çevirmeye fiziksel olarak onun hareket etmesine yardımcı olmaya, onun temizlik işine yardımcı olmaya kadar o kadar çok şey var ki hemşirenin yaptığı. Bunlar açıkçası robotların çok zorlanacağı karmaşık kişiye özel işler. İşte galiba geleceğe yönelik meslek seçiminde bu temel kritere bakmak lazım. Benim yaptığım iş rutinlere dayalı, protokollere dayalı, büyük veriye dayalı bir iş mi? Yoksa insani ilişkiye dayalı, fiziksel becerilere dayalı ve robotların, yapay zekanın zor taklit edeceği bir iş mi? Böyle bakarsanız iş hayatınızın geleceğini aslında meslek seçiminizde doğru yaparsınız veya çocuklarınızın eğitimde biraz daha doğru seçersiniz diye düşünüyorum. Ana kriterimiz o halde büyük veri varsa, çok protokol varsa, kural prosedürü çok belliyse işte tehlikede öbür türlü işimiz rahat. Peki bu durumda hangi işler rahat oluyor? Ben birkaç örnek vereyim. Mesela dadı olmayı, dadı olmayı bir şirkette yönetici olmaktan daha çok tercih etmelisiniz. Çünkü yöneticilikle ilgili pek çok şey aslında veriye dayalı kararlar gerektirir. Oysa iyi bir dadı olmak, çocukla iyi ilişki kurmak, onun gelişimine yardımcı olmak, ailenin kendini huzurlu hissetmesini sağlamak müthiş zor şeylerdir. Veya iyi bir tesisatçı olmak. Bizim yakın zamanda evde e, su boruları patladı. Bayağı bir sıkıntı çektik. Memlekette tesisatçı kıtlığı var hakikaten o kadar zor ve kompleks bir meslek ki. Çünkü evet şimdi biraz orada da dijitalleşmeden yararlanılıyor işte. Boruların içerisinde kameralar yollanıyor. O kameralar patlağı falan tespit ediyor ama karmaşık bir durumda ki bizim evdeki öyle bir durumdu. Tesisatçının pek çok öğrenilmesi zor el becerisine tecrübeye sahip olması gerekiyor. O yüzden bence tesisatçı olmak pek çok durumda klasik bir makine mühendisi olmaktan daha geçer akçe diye düşünüyorum. Ana kriterim o yüzden benim bu çerçeveye oturuyor. Nitekim bu konuda yapılan çokça araştırma var. Hangi meslekler gelecekte daha çabuk yok olmaya eğilimli diye. Makine mühendisliğinden işte patisyen hekimliğe veya radyolojiye kadar pek çok veriye dayalı, protokola dayalı iş çabuk yok olacak gibi gözükürken. Temizlik görevlisi olmak, hemşire olmak, dada olmak gibi meslekler çok daha sağlam işlere benziyorlar. Bu konularda kendinizi müthiş kılarsanız, mesela müthiş bir dada olursanız asla sırtınız yere gelmeyecek size garanti ediyorum. Ve Türkiye'de bu meslekler nedense aşağılanıyorlar, küçümseniyorlar. Yani herkes çocuğu doktor olsun istiyor. Kimse hemşire olsun istemiyor. Kimse çocuğun dadı olmasını istemiyor. O yüzden yurt dışından e, yüzlerce değil mi e, işçi geliyor Türkiye'de çocuklara bakmaya. Oysa iyi bir dadı o kadar önemli ki ve o kadar taklit edilmesi zor bir meslek ki. Kendinize harika bir dadılar yetiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Evet. Benim bugünkü görüşüm bu yönde. Umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çekmişse lütfen paylaşın. Ee, ve YouTube kanalıma gelip üye olun. Bu sayede bu videolar yüklenir yüklenmez mailinize düşüyor olsunlar. Görüşmek üzere diyorum. Sizlerle olmak her zamanki gibi keyifliydi. Hoşçakalın.